Bir kutu daha var. Sadece bunun için zamanımız kaldı. Ana kamp cevap ver. 3 metreye ilerliyoruz. Bir yol ayrımına geleceksiniz. Görüyor musun Valeri? Birkaç metre önünde. Burası sadece bir mağara. Burası değil. Bunların doğru koordinatlar olduğundan emin misiniz? Göremiyoruz. Kötüye gidiyor. Kaptan zamanımızın kalmadığını söylüyor. O Panos muydu? Ne diyor? Zamanımız kalmadı diyor. Tamam. Öyleyse fark etmez. Biraz daha ileri gideceğiz. Ne kadar kötüye gidecek? Çok. Ne oldu? Vakit varken gitmeliydik. Ne, biraz yağmurdan korkmuyorsun değil mi? İyi misin? Evet. Bu da neydi? Emin değilim. Yoğun yağış yüzünden toprak kayması olabilir. Biraz toprak kaymasından korkmuyorsun herhalde. Bu delilik. Kıyıya gitsen iyi olacak. Kalan sandıklara ihtiyacımız var. Tamam. Evet, biz iyiyiz. Panos sandıkların kalanlarını almaya gitti. Bence bugünlük bitirmeliyiz Valeri. Valeri! Bekle. Bir şey buldum. Çömlek parçaları. Dördüncü yüzyıl. İşte bu Hidra. Kayıp Zeus tapınaklarından birini bulmuş olabiliriz. Belki Amphiaros. Valeri, bu senin adan olabilir. Hadi devam edelim. Hadi. Zeus'un odasına götürmeli. Efsanelere göre Herkül'ün kılıcının saklandığı yer burası. Şin. Şin. Ana kamp cevap ver. Panos. Panos. Bu kadar. Ben gidip neler olduğuna bakacağım. Ana kamp, cevap verin. Orada neler oluyor? Thank you.
Kempton'un kargomuz uyanıyor. Yeni uyuturuz öyleyse. Eğer bir ada bulamazsak uyanıp etrafta dolaşmalarını istemeyiz. Bak dediğim gibi bir adamımız vardı ama artık yok. Peki ne oldu? Birdenbire kalkıp gitmeye mi karar verdin? Hayır. Ama batmış olabilir. Özür dilerim efendim. Ama bölgede şiddetli volkanik etkinlik yaşanıyordu. Bu yüzden adanın gerçekten batmış olması mümkün. Haklı. Tamam, bu kadar yeter, tamam. Dünyanın en zengin 4 adamı şu anda güvertede benden haber bekliyor. Onlara ne söyleyeceğim ben, he? Onlara çok becerikli kaptanın şu anda alternatif bir alan aradığını söyle. Benim çok becerikli kaptanım. Peki bu alternatif yeri bulmanın ne kadar süreceğini sorduklarında ne diyeyim? Yarın olur. Yarın. Yarın mı? 12 saat. Sana söz veriyorum. Sizin sözünüzü istemiyorum Bay Sweet. Ben bir ada istiyorum. Batmış mı? Volkanik etkinlik mi? Neler oluyor böyle Bay Winters? Bu doğru. Haritadaki ada yerinde yok. Sizi rahatsız eden başka bir şey var mı Bay Winters? Bu teknede olan şey yanlış. Ben bunun için gelmedim. Paranızı fazlasıyla alıyorsunuz Bay Winters. Sadece bize bir ada bulun. Yapmanız gereken tek şey bu. Diğer şeyler sizi ilgilendirmiyor. Hepsi bu kadar Bay Winters. Kim var orada? İlaçların etkisi yakında geçecek. Ve canın çok yanacak. Midem bulanıyor. Evet, deniz tutması gibi. Bir gemide miyiz? Neler oluyor? Hayır hayır, bak. Kaçırıldık. Peki bu ne, bir tür hapishane mi? Bir gemi hapishanesi mi? Hayır, ben hapishanede kaldım. Bu farklı bir şey. İmdat! Sana kimse cevap vermeyecek. Senin bildiğin bir şey mi var? Size bakacak olursam bir değerim olmadığını düşünüyorum. Bence bu hepimiz için aynı. Bununla ne ilgisi var? Bir fidye talebi olmayacak demek. Doğru. Hapse girdiğini söylemiştin. Başka var mı? Ben girdim. Evet, işte bağlantımız. Yapmamız gereken şey ortak bir düşmanımız var mı bulmak. Sen, bir düşmanın var mı? Eski kocalar sayılır mı? Benim düşmanım çok. Ya sen? Birkaç tane var. Merhaba Bay Nolan. Evet, tamam. Tam istediğim şey. Ben varım. Varım. 200 arttırıyorum. Merhaba. Şuna bakın çocuklar. 200'e yükseltiyorum. Burada yükselen tek şey bu değil. Seni duydum. Bu yolculukta eğlence sağlandığını bilmiyordum. Ben yokum. 200 daha. Vay canına. Ah Tanrım. Bu arada ben varım. Ama siz burada oturun ve beni izleyin. Bu çocuk harika. $5,000 30 saniyede reddedilecek diyor.
Yardıma ihtiyacın olduğunda tek yapman gereken ise. Ne kibar biri. O ihtiyarla neden birliktesin bilmiyorum. Ben en az iki kat zenginim ondan. Ve o ekstra destek için küçük mavi hapa da ihtiyaç duymuyorum. Bay Akins, bu sefer için her şey dahil derken söz ettiğim şey karım değildi. Sakin ol Vincent. Bizi tekneden indirmeyi başarmış olsan başka şeyler aramamız gerekmezdi. Sabırlı olmanız gerek Bay Akins. Emin olabilirsiniz. Benim çok becerikli kaptanım ve yardımcı kaptanı bu konu üstünde çalışıyor. Yarın bir adada olacağız. Tanrı'ya şükür. Bu gemide bir gece daha geçirirsem kendimi köpek balıklarına atabilirim. Bay Williams. Oda servisi ve yastığınızın altında nane şeker istiyorsanız evinizde kalacaktınız. Benimle gelmenizin nedeninin bir alternatif sunmam olduğunu sanıyordum. Evet. Paramızla finanse ettiğimiz bir alternatif. Bu küçük bilgiyi unutmayalım, değil mi? Bilgilerden bahsetmişken, av hakkında bilgileri ne zaman alacağız? Akşam yemeğinde. Ve onun verilmesine de 30 dakika var. Hadi. Tatlım, benimle gel. Evet. Anlaşılan konukları mutlu tutmak dendiğinde seninle farklı şeyler anlıyoruz. Bu kadar güvensiz olma Vincent. Güzel. Sen küçük oyunlarını oyna ama üstünde biraz daha çok elbiseyle, daha az okşamayla oynamanı istiyorum. Bak, ben sadece bu küçük kaçamak hakkında hatırlayacakları şeylerden birinin 72 saatlik gecikme ve kayıp adalar değil de benim popom olmasını sağlamaya çalışıyorum. Anlaşıldı mı? Dixie! Bu tartışma henüz bitmedi. Yiyin. Güce ihtiyacınız olacak. Bizden ne istiyorsun? Yemek yemenizi. İyiydi. Neredeyse yakalayacaktın. Kapa çeneni. Ona gerçekten dokunacak mısın? Adamı duydun. Güce ihtiyacımız olacak. Öyle mi? İçine bir şey koymadıklarını nereden biliyorsun? Sana başka ne yapabilirler? Öldürmek istemiş olsalar ölmüş olurdu. Sence bizi öldürmek mi istiyorlar? Ben öyle demedim. Ben Güven. Tim Nolan. Ben Ronnie. Senin adın var mı? Hayır. Nolan değil mi? Çok şey biliyor gibisin. Nereye götürüyorlar bizi? Hiçbir fikrim yok. Yasa dışı bir çalışma kampında çalışmak zorunda kalacağız. Bu yüzden güçlü olmamızı istiyorlar. Neden bahsediyorsun? Hepsi buysa kendinizi şanslı sayın. Neredeyiz? Fark eder mi? İnsan yaşamayan ve büyük oranda haritalandırılmamış ve tamamen kimsenin ulaşamayacağı kadar uzakta. Bundan daha iyisini bulamazsın. Nasıl buldun? Birkaç eski haritayı indirdim. Kayıtlarda resmi bir adı yok. Yani eğer bir isim vermek istersen. Ne diyorsun Camden? İş görür mü? 20-30 mil kadar zorlu ve engebeli bir arazi. Hem de çok iyi olur. Bay Winters demir atın. Horst ve Otto'yu kıyıya gönderin.
Burada hiçbir şey yok. Sen ne bekliyordun? Burası bir ada. Kum, ağaçlar, böcekler. Gittiğimiz her yer aynı. Çok yazık aslında. Hayır, değil. Neden bahsediyorsun? Şu Esmer, güzel kadın. Ona yazık olacak. Bir numaralı kural, avla arkadaş olma. Arkadaş olmaktan bahseden kim? Camden yakalayacak olursa. Kimse yakalamayacak. Sen de duydun mu? Hadi devam edelim. Sweet tamamen tarayın demişti. Tarayacak ne var? Burası plaj ve orman. Ne fark eder ki? Bu da neydi? İstersen öğrenmeyelim. Hadi gidelim buradan. Şu ziyafete bakın siz. Vay canına. New Jersey şehrindeki Bart'ın yağlı kaşık lokantasına gittiğimden beri bu kadar güzel bir sofra görmemiştim. Bart'ın yağlı kaşığı mı? Demek istediğin gümüş kaşık mı? Hayır ihtiyar, ben kendi paramı kazandım. Hepimiz bir petrol yatağının üstünde duran bir evde yaşayacak kadar şanslıyız. Ah çok yazık. Şampanyanızı doldurayım mı efendim? Doldur bakalım. Madem parasını ödedim içeyim. Efendim? Bu şeyde her şey birinci sınıf, öyle değil mi? Bu şeyde hiçbir şey birinci sınıf değil. Evet Bay Garson, işinizi nasıl buldunuz? Karşılaştırmak zor, bu benim ilk işim. Baylar, haberler iyi. Adamımızı bulduk ve onaylandı. Havla tanışma zamanı geldi. Baylar, bu odada hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir servet bir araya gelmiş durumda. Aramızda tek ortak nokta bu değil. Ortak yanımız hepimizin iyi avcılar olmamız da değil. Burada her birimiz kişisel bir trajedi yaşadık. Bir sevdiğimizi kaybettik. Ve kaybın sebebi şans değildi. Bu kayıp acıyla, işlemeyen bir sistem yüzünden oldu. İhmal yüzünden. En üst dereceden adaletsizlikle. Sarhoş bir şoförün öldürdüğü bir eş. Tecavüz edilip öldürülen bir kız. Kaçırılan bir arabayla parlak geleceği göz açıp kapayıncaya kadar silinen bir oğul. Burada her birimiz kalbimiz kırık şekilde oturduk ve bizi korumak için tasarlanmış bir sistemin bizi yarı yolda bırakışını izledik. Ve geçen yıllarda ben acıyı azaltmanın bir tek yolu olduğunu öğrendim. Ve bu sadece intikam da değil. Evet, bu en üst seviyeden adalet. Ronnie Kaplan'la tanışmanızı istiyorum. Şimdi Ronnie, geleceğin internet milyarderi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlerken bir gece çıkıp eğlenmeye karar verdi. Kazanın olduğu yerde kanında bulunan alkol seviyesi yasal sınırın 3 katıydı. Diğer aracı kullanan kadın kaza yerinde hayatını çoktan kaybetmişti. Şimdi sıradaki avın adı Bob Creek. Bob, Auburn, Alabama'da üniversite kampüsünde 3 kıza tecavüz etti. Şimdi 4. kurbanı, 18 yaşında bir birinci sınıf öğrencisiydi. Cesedini bulamadılar ama bir polis köpeği kampüsün hemen dışında sağ işaret parmağını buldu. Sırada gerçek bir güzel var. Gwen Russo. Şimdi Gwen, kocasının çift mamlulu tüfeğini aldı ve onunla kocasını bir kez vurmakla yetinmedi. Tüfeği tam 3 kez yeniden doldurdu. Tim Nolan. Meskene tecavüz. Hırsızlık, fiili tecavüz.
6 ay önce bir hafta sonu izni için serbest bırakılmış ve tam 170 gündür dönmesi bekleniyor. Onu bir tür gizem adamı olarak görebilirsiniz. Acıyaz, Otto'yu arıyor. Otto, cevap ver. Horst, burası Acıyaz. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Açıklık Bay Sweet. Bu operasyonlarda en büyük öncelik açıklık. Sürpriz yok dediğimde kendimi çok iyi ifade ettiğimi sanıyorum. Dördüncü av kaçırılırken kalp krizi geçirdi. Neden bana bunu söylemedin? Ben işlerin icabına bakarım. Beni bu yüzden tuttun. Kim bu oğlum? Orada okuduğun şeylerin hepsi ve daha fazlası. Bu benim operasyonum. Ve sana hizmetlerin için çok iyi ödüyorum. Ve şimdiye kadar üstüne düşeni çok iyi yaptın. Ve sakın beni aptal yerine koyma. Bir daha önüme böyle bir şey getirmeye kalkma. Beni anlıyor musun? Umarım bunun olan olduğunu söylediğin kişidir. Yoksa ne? Anlayamadım. Böyle bir tehdit genelde yoksa şu olur diye bitmeli. Örneğin, fazla ileri gidersen orada avlanan sen olursun gibi. Beni tehdit mi ediyorsunuz Bay Sweet? Hayır. Sadece biraz açıklık getiriyorum. Çok doğru. Açıklık. Jeneratör odası. Zaman geldi. Gidelim, hadi hadi gidelim. Hadi. Sen de tatlım, hadi. Gel. Kalk, kalk, çabuk ol. Gidelim. Acele edin. Hadi. Sıraya girin. Buraya. Sen. Buraya. Bayanlar ve baylar. Burada olan her neyse doğru değil. Son birkaç saattir ne işim var burada diye merak ettiğinizden eminim. Kendinize dört yabancının nasıl bir ortak yanları olabilir diye soruyorsunuzdur. Size ortak yanlarınızı söyleyeyim. Her biriniz bir suç işlediniz. Yargılandınız, mahkum edildiniz. Ama adalet sistemi çalışmadığı için buradasınız. Şimdi sizin gibi işe yaramaz sapık ve kötü yürekli aydutların hak ettikleri cezayı almalarını sağlamayı kendi özel sorumluluğum olarak görüyorum. Şu anda bu teknede hayatları size çok benzeyen kişilerce mahvedilmiş 4 kişi var. Teknedeki bu 4 adam yaptıklarınızın bedelini ödediğinizi görmeyi çok istiyor. Bu şekilde başka masum insanlar da aynı kaderi paylaşmak zorunda kalmayacak. Ve inanın bana, bu adamlar bu ayrıcalık için çok büyük miktarda para ödediler. Nasıl bir oyun oynuyorsunuz burada? Deyin, deyin, deyin. Bu kadına bir pro verin. Bu bir oyun. Ve oyunun ne olduğunu biliyor musunuz?
oyun suçluyu avlayın. Ve ben artık oyundaki kendi rolünüzü anlamaya başladığınızdan eminim. Siz avsınız. Bayan Russo'nun sonunda her şeyi anlamaya başladığını görebiliyorum. Hiç merak etmeyin Bayan Russo. Çok iyi bir av olacaksınız. Tamam, hadi kurallardan söz edelim. Kural yok aslında. Yalnızca bir ilke var ve bu ilke de olabildiğince uzun hayatta kalmaya çalışmak. Size bir gün avantaj vereceğiz. Ve bu hak ettiğinizden çok daha fazla. Siz delirmişsiniz. Bize bunu yapamazsınız. Bizi sanki birer hayvanmışız gibi avlayamazsınız. Hayır, haklısınız Bay Kaplan. Sizi sadece avlamayacağız. Bu adamlar sizi öldürecekler. Onları kıyıya götürün. Hadi. Kımıldayın. Kımıldayın. Gidelim. Hadi. Beni öldürtmek için çok zahmete katlanmışsın. Ölmeni istesem ölmüş olurdun. Acı çekmeni istiyorum. Kadar yeter. 24 saatiniz var. O saat kalan süreyi gösterecek. Ada yaklaşık olarak 77 kilometre kare. Hiçbir insan yaşamıyor. Güzel. Öyleyse bunu hiç kimse duymaz. Aptallık yapmayın Bay Quick. Oyun 4 kişiyle daha da eğlenceli. Yürüyün. Hadi. İyi şanslar. Yürüyün. Hey. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Onlar da adaya bizim indiğimiz noktadan inecekler ve muhtemelen orada ayrılıp iç kesimlere 4 ayrı yönden girecekler. Yüksek noktalar doğal bir engel görevi görecek. Sonrası bize kalmış. Bize mi? Neyiz artık, takım mı olduk? Seni kim patron yaptı ha? Yüzmek zorunda kalsam bile bu adadan kurtulacağım. Sen bilirsin. Ama buraya gelirken yanından geçtiğimiz resif fok kaynıyordu. Ve fokların olduğu yerde köpek balıkları vardır. Bunu ve gelgiti de katarsak 20 metre bile uzaklaşamazsın. Sen bunları nereden biliyorsun? Bak, 20 saat sonra o avcılar peşimize düşecekler ve bizi öldürecekler. Savaşmadan pes etmeyeceğim ve herkesin yardımına ihtiyacım var. Savaşmak mı? Neyle? Onlarda bir gergedanı bile durduracak kadar güçlü silahlar olmalı. Silahlar her yerdedir. Sadece nerede olacağını bilmen gerek. Sana iyi yüzmeler. Bu da neydi? Bir sarsıntı. Yani deprem gibi mi? Hadi, acele edelim. Hadi gelsene. Duyduğuma göre geçen yıl en sonun jübile yakalamaları tam 6 saat sürmüş. Öyle mi? Ben paramı sessize yatırıyorum. Çocuğa mı? Hayır, büyük olan. Boş ver onu. Fazla kendinden emin. Fazla burun havada. Bahse girmek ister misin? Ha.
Bot nerede? Çok iyi. Ronnie, böyle dene, daha iyi tutar. Tamam. Ne buldun peki? Bakın çocuklar, burası adanın en alçak noktası. Eğer onları buraya çekebilirsek burası ideal bir tuzak olacaktır. Eğer bir arada kalmayı seçerlerse. Kalmayacaklar. Peki onları buraya nasıl çekmeyi düşünüyorsun? Şuna bakın. Tamam, burada bir açıklık var. Bizim indiğimiz kıyıdan geleceklerini düşünürsek, ateşi burada yakarsak, ateşi görür ve doğruca buraya gelirler. Bir arada kaldığımız sürece onlardan fazla oluruz. Ayrılacaklarından nasıl emin oluyorsun? Onlar avcı. Üstelik çok da zenginler. Büyük egolar. Kesinlikle yalnız avlanmak isteyecekler. Tamam. Peki bunlardan kaç tane ihtiyacın var? Yapabildiğin kadar çok. İyi görünüyor Ronnie. İyi mi? Evet. Tamam. Kurtulacağız değil mi? Elbette. Evet. Onun kim olduğunu biliyorsun. Değil mi kaptan? Evet. Bizim gibi rastlantı değil misin? Hayır. Onunla eskiden tanışırız. Bu tuzağı bitirmemiz gerek. Acele edelim. Gunner henüz dönmediler. Bence bunu Bay Camden'a söylemeliyiz. Hayır, bu sefer de yeterince aksilik yaşadık. Yola devam edeceğiz. Bay Sweet, bu adada şimdiden mürettebattan 4 kişi kayboldu. Hiçbir şey demeyeceğiz. Kunut ve Gunner tekneyle sorun yaşamış olmalı. Birkaç saat sonra bir arama ekibi çıkaracağım. Bu adada çok garip şeyler oluyor Bay Sweet. Bu hoşuma gitmiyor. Sana birkaç saat sonra bir arama ekibi göndereceğiz dedim. Gerçekten işe yarayacağını mı düşünüyorsunuz? Bunu neden sordun şimdi? O kadar şey yaptık. Bilmiyorum. Sadece çok yorgunum ve korkuyorum. İşe yarayacak. Yaramak zorunda. Bu adaya gelecek kişiyi büyük bir sürpriz bekleyecek. İşte, duymak istediğim şey buydu. Haksız mıyım dostum? Henüz orada değiliz. Yakında güneş doğacak. Hiç vakit kaybetmeden peşimize düşecekler. En azından savaşmadan pes etmeyeceğiz.
İstersen senin yerine hava makinem çıksın ha? Baylar, zaman geldi. Telsizi alacak şanslı kişi kim? Ben alırım. Ne buldun? Bu 2 aylık bile değil. Bu adada kimsenin yaşamadığını sanıyordum. Belki yaşıyorlardır. Bunu diğerlerine haber vermeliyiz. Evet. Haklısın tatlım. Haklısın. Ne yaptın? Avcılar yola çıkmış olmalı. Kampa geri dönmeliyiz. Güvertede ev sahibimizin küçük konuşmasını duydun. Suçlandınız, yargılandınız ve mahkum edildiniz. Yanılmıyorsam kullandığı kelimeler bunlardı. Bana banka soyguncusu gibi görünmedin. Ve seni bir evin mutfağında ekmek pişirirken de hayal edemiyorum. Bu yüzden biliyor musun? Bence sen bir adamı öldürdün. Belki babanı. Ya da belki de sevgilinin ofiste daha güzel bir kadınla gününü gün ettiğini öğrendin, değil mi? Benim ne yaptığımı merak etmiyor musun? Hayır. Önemli değil. Tamam mı? Bu yüzden lütfen kampa geri dönebilir miyiz? İstersen geldiğim yerde bir şöhretim var diyelim. İzin ver sana da göstereyim. Uzak dur benden. Aa, hiçbir yere gitmeyeceksin tatlım. Hiçbir yere gitmeyeceksin dedim. Burada seni duyacak hiç kimse yok. Sevgilin sana saygı konusunda birkaç şey öğretmiş olmalıydı. Ne yapıyorsun Rick? Nefes borun ezilirken konuşmak çok zor olmalı. Pislik. Bir saniye için kendini kaybettiğini varsayacağım. Sana bunu açıkça söylüyorum. Ya bizimlesin ya da onlarla. Öldür onu. Ya kabul edersin ya da bunu burada şimdi bitiririz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Kampa geri dön. Sen iyi misin? Evet. Orada birkaç sandık bulduk. Bu ada ıssız olmayabilir. Bunlar onlar. Gidelim. İşte bu çok güzel bir makine. Lazer nişangah, yarı otomatik namlu, kızıl ötesi dürbün. Bum! Ne diyorsun? Doğuya gideceğim. O kadar çabuk değil. Bir sorun mu var bir? Sadece bana ne yapacağımı söylemeye kalkarsan. Hepimiz aynı parayı ödedik. Hepimiz eşitiz. Tamam. Kura çekelim. En uzun doğu, en kısa batı. Bu şekilde yeterince eşit. Evet, hadi bakalım. Sizinle sonra görüşürüz beyler. İlk avın için ekstra 10 milyonla bahseder misin? Yolumdan çekil Elkins. İlk avımın sen olmanı istemem. Sakin ol, tamam mı? Bak ne diyeceğim Williams. Önce Elkins'i öldürürsen parayı sana ben veririm. Gerçekten harikasınız. Harika adamlarsınız.
avcılar bunu neden yapmışlar? Söyleyin bana. Belki de o adamların bunu ilk yapışları değildir. Ah, sanırım ben kusacağım. Ya bu adı ıssız değilse? Yani ya orada komandoculuk oynamak yerine yardım arıyor olmamız gerekiyorsa? Bu adama yardım edildiği gibi mi? Bu yardıma ihtiyacımız yok. Kim bilir? Yani bu adam büyük değil mi? Orada kim ya da ne var bilmiyoruz. Bir köy olsa bunu görürdük. Hey çocuklar! Yine ne oldu? Vay canına. Şuna bir bakın. Çocuklar. İnanabiliyor musunuz? Nedir bu? Bu bir tür çok eski Yunan tapınağı olmalı. Arkeoloji turu yeter. Yola devam etmeliyiz. Evet seninleyim. Yetenekli serseri. Bizim için başka ne hazırladınız ha? Nereye gittiniz sizi küçük sürüngenler? Aman tanrım işe yaradı. Birini aklamış olabilir miyiz? En azından yaralanmış olmalı. Eğer ölmüşse silahına ihtiyacımız var. Ne? Tamam bu ama hiç bu... iyi değil. Nedir tamam, bu? Geri dönelim. Hadi gidelim. Tamam hadi. Koşun. William sana acıyasa. Burası acıyas, cevap ver. Burada neler yaptığınızı sanıyorsunuz? Bacağıma tahta bir kazık saplandı. Bu ada bu tuzaklarla dolu. Williams, ben Camden. Yaralandın mı? Evet, elbette yaralandım. Gelip seni almamızı ister misin? Williams, güven bana. Bu bizim suçumuz değil. Gelip seni alacağız. Hayır, burada işim henüz bitmedi. Williams kapatıyor. Tamam, neydi oradaki şey? Onlardan biri miydi? Hiçbir fikrim yok ama yola devam etmeliyiz. Evet. Kımıldamayın! Hep birlikte misiniz? Ne bu, al mı yoksa alışveriş mi? Bacağın nasıl? Biraz batıyor. Bir daha deneyecek misin? Bunun neresi eğlenceli ki? Size 30 saniye zaman tanıyorum. Kaçın! Yirmi saniyeniz kaldı. Bu da ne böyle? Kaçın! Kaçın! Bay Williams cevap verin. Bay Williams burası Acıyaz. Orada mısınız tamam? Orada bir şeyler oluyor. O adanın ıssız olduğundan emin misin? Evet. Ya da belki de Bay Sweet'in gizemli adamı olduğunu sandığımızdan daha gizemlidir. Bu kadar yeter. Ben gidip bunu kendim kontrol edeceğim. Bunu yapmak istemezsin. Bu adamlar bir macera için 40 milyon dolar ödediler. Onlara bakıcılık yapmanı istemiyorlar. Williams'ı duydun. Adaya gitmek hiç iyi bir fikir değil. Haklı. Ne yaptığımızı bilmiyormuş gibi görünürsek her şeyi kaybetme riskine girmiş oluruz. Güzel. Çok güzel. Güzel. Geminiz nerede? Nerede? Dur bir dakika. Sen kimsin ve neler oluyor burada böyle? Evet, o şey de neydi söyle. Geminiz nerede? Bizim gemimiz değil, bizim gemimiz yok. Peki buraya nasıl geldiniz? Kaçırıldık.
O kaçık milyonerler insan avı oyunu oynuyor. Ve av biziz. Beni dinle. Bu adadan kurtulmanın başka bir yolu var mı? Hayır, gemi olmadan çıkış yok. Peki sen buraya nasıl geldin? Bir arkeolojik gezisiydi. Gemimiz yaklaşık 2 ay önce burada battı. Ya diğerleri nerede? Öldüler. Oradaki o şey mi öldürdü? Yola devam etmeliyiz. Geri dönecek. Eski bir Birleşik Devletler komandosu. Sen benim adamlarımı bir özel kuvvetler psikopatıyla birlikte bir adaya mı kapattın? Bu adamlar hareket istiyordu. Bizim verdiğimiz şey de bu. Bay Sweet, Nolan gibi adamlar insanları yapraklarla ve kozalaklarla bile öldürmek için eğitim alırlar. Ve sen onu benim oyunumda, benim adama, benim adamlarımın yanına yerleştirdin. Gizemli bir adam. Ama senin için hiç gizemli değil, öyle değil mi? Senin adamlarından biriydi. Onu gerçekten kontrol etmeyeceğimi mi düşünmüştün? Efendim, avcılar artık bir arada. En azından bir av öldürülmüş. Bunu duydun mu Camden? Daha şimdiden kutlamaya başladılar. Çok fazla endişe ediyorsun. Bu adamların bir komandonun, bir özel kuvvetler askerinin işini bitirmesine izin verirsen, sana 2 katını, 3 katını öderler. Onların aradıkları heyecan bu. Ve bu iyi iştir. Bay Williams'ı duydun. O buna hazırdı. İçlerinde olmasını bekledikleri asıl şey buydu. Gerçek. Bay Sweet, eğer söylemek istediğiniz şey adamlarımın birinin o atada eski bir Birleşik Devletler komandosunun elinde ölmesinin işler için iyi olduysa, o zaman bu hiç şüphesiz bugüne kadar söylediğini duyduğum en aptalca şeydi. Bay Winter sizden Bay Williams'ı aramanızı istiyor. Ona avın sona erdiğini ve onu oraya almaya geleceğimizi söyleyin. Bu şeyi bitiriyor. Onlara bütün paralarını geri vereceğiz ve yeni bir av planlayacağız. Ve Bay Sweet, Nolan'la olan sorunun benim umurumda bile değil. Eğer intikam için başka bir planınız varsa lütfen bunu boş zamanlarınızda yapın. Anladınız mı? Yoksa biraz önce parayı geri vermekten bahsedildiğini mi duydun? Bu sadece laf. Hepsi bu kadar. Umarım öyledir. Haklı olduğumu gördüğünde sakinleşecektir. Ne olmuş burada böyle? O vahşiler Williams'ı öldürmüş. Olan bu. Bunu o yapmamış. Nereden biliyorsun? Bunu bir hayvan yapmış. Issız bir adada yalnız olma fikri buraya kadarmış ha? İnan bana o kendim sürprizlerle dolu. Biliyor musun, bu bitti. Bu sona ermek zorunda. Herkesten acıyasın. Ne yapıyorsun sen? Hey, aklını mı kaçırdın? Buraya geri dönecekler. Sen tamamen çıldırmışsın. Tamam. Kendime olanları açıklaması için bir şans verene kadar bu konuyu burada kapatmamız gerekiyor beyler. Williams öldü. Onlar öldü. Olan şey bu. Bu yapmaya çalıştığımız şeyi daha haklı yapıyor. Ve siz geri dönmek mi istiyorsunuz? Siz ciddi misiniz? Bak, bunu onlar yapmadı diyorum. Siz zavallısınız. İkiniz de. Macera istediğinizi söylüyordunuz. Yeni bir şey istiyoruz diyordunuz. Hatta dünyanın parasını ödediniz. Ama gerçek tehlikenin kokusunu bile alır almaz ilk vapurla kulübün yolunu tutuyorsunuz. Tanrı aşkına Sean, Williams öldü. Anlamıyor musun? Bu artık bir oyun değil. Geri mi dönmek istiyorsun güzel? Kuyruğunuzu kıstırıp gemiye kadar yüzün. Gidip ihtiyarın karısıyla flört edin. Siz 10 milyon doları paslı bir gemiyle dolaşmak için ödemiş olabilirsiniz. Ben bunun için ödemedim. Bunu bitireceğim. Tamam. Tamam. Hadi av başlasın o zaman. Güzel. Siz ikiniz avlanın. Ben gemiye geri dönmenin yolunu arayacağım. Tamam, herkes dursun. O avcı. Kurtulduğunu sanmıyorum.
Oraya geri dönmem gerek. Deli misin sen? O şey hala orada. Silahı hala orada olabilir. Ya da telsiz, ne olursa bu riske değer. Hayır dur biraz, tamam mı? Peki ya şu kazı? Bu ada uydu haritalarında 3 ay önce ortaya çıkarıldı. Haritalandırılmamıştı. İyi ekip hazırladık ve burası kayıp bir Yunan tapınağının efsanelerdeki yeri olabilir mi diye bakmaya geldik. Bazı özel kalıntıların bulundukları yer. Herkül'ün kılıcı ve bu gibi şeyler. Gerçek bir keşif. Kariyer değiştirici türden. Ne yazık ki efsaneler beklediğimizden çok daha gerçek çıktı. Evet, doğru. O şey çok ölümcül bir efsane. Evet. Geceleri daha tehlikeli. Hidra avını ısı ve hareketle avlıyor çünkü. Isı ve hareketle mi? Yılan gibi. Haklısın. Hava serin dedikçe bulunmamız da kolaylaşacak. Bence burada kazanmamız mümkün değil. Hareket edersek Hidra'ya yakalanacağız. Etmezsek avcılar yakalayacak. Evet, artık sizin avcılar da avlanıyor. Bir dakika dur. Tamam mı? Silah, erzak, hiçbir şey yok mu? Silah yok. Bilgisayarlar, ölçüm malzemeleri, bulabildiğim kadarını kurtardım. Nerede? Sakladım. O tarafta, yaklaşık yarım mil yukarıda. Ronnie, gidip al. Yeniden burada buluşuruz. Ve birbirinizden ayrılmayın. Ve bir saat içinde dönmezsem olabildiğince iç kesimlere doğru gidelim. Ya sonra? Bizi yalnız bırakamazsın. Geri döneceğim. Söz veriyorum. Hadi. Gidip yardım çağırmaya ya da silah olarak kullanabileceğimiz bir şey olup olmadığına bak. Hayır, ne olun. Döneceğim. Hala cevap vermiyorlar. Muhtemelen rahatsız edilmek istemiyorlar. Yer belirleme sinyallerini kaybettik. Sistemde küçük bir arıza oldu, merak etme. Hayır. Hiç sanmıyorum. Oraya gitmem gerek. Bir saat daha tanı. Onların bizi aramaları için bir şans ver. Orada yerlerini belli etmemeye çalışıyor olabilirler. Sadece bir saat. Tamam. Onlar aramazsa adaya kendim gideceğim. Tamam, güzel. Bir saat. Burası Acihaz. Bay Williams'ı arıyorum. Cevap verin Bay Williams, cevap verin. Burası Acihaz. Hepsi bu mu? Silah yok mu? Kırık bir telsiz, tek bulabildiğimiz. Bunu onarabilir misin? Bilmiyorum, belki. Ne? Sessiz ol. Burada bekle. İyi geceler de tatlı. Nolan, neredeydin? Her şey yolunda ama gitmemiz gerek. Hadi. Ne yapıyorsun? Harika. Burada işimize yarayacak bir şey yok. Biz sadece araştırma ekibiydik. Hepsi bu mu? Düşünmemiz gereken avcı sayısı biraz azaldı. Harika. Elimizde çöp ve kırık bir telsiz var. Yaratık yine ortaya çıktığında ona transistörlerle saldırırız.
Onunla ne yapmayı planlıyoruz? Sen ne sanıyorsun? Yardım çağıracak. Menzili çok kısa. Sadece avcılarınızı arayabilirsiniz. Yapacağımız şey tam olarak bu. Bu adadan kurtulmanın tek yolu onların botu. Botu bize getirmelerini sağlamak zorundayız. Ya sonra? Parmağımızı kaldırıp otostop mu çekeceğiz? Ben onları ormana çekeceğim. Siz bota binip bu adadan kaçacaksınız. Seni onların yanında mı bırakacağız? Siz yardımla geldiğinizde burada olacağım. Tamam. Bir şey buldun mu? İki kişi var. İki avcı ortada yok. Ve hala Williams'e ulaşmayı başaramadık. Birlik komutanı Sweet. Ben tim lideri Nolan. Birlik komutanı Sweet. Ben tim lideri Nolan. Orada mısın? Cevap ver Sweet. Nolan. Senden haber almayı beklemiyordum. Adada iyi vakit geçiriyor musun? Neden gelip kendi gözlerinle görmüyorsun? Hayır, teşekkür ederim. Bay Williams orada mı? Yoksa telsizini ondan ödünç mü aldın? Bay Williams şu anda burada değil. Mesajını iletirim ama alabileceğini sanmam. Beni oyun oynamak için aramış olamazsın oğlum. Aklından geçen ne? Şaka mı yapıyorsun? Ben oyun oynamaya bayılırım. Senin kendi oyunların var, benim de kendi oyunlarım. Avcılarından ikisi öldü Sweet. Ve diğer ikisinin de fazla zamanı kalmadı. Dinliyorum. İşte yeni oyun. Adaya gelirsin. Avcıları önce kimin bulacağına bakarız. Ben bulursam ölürler. Sen bulursan... Adaya gelirsem senin için gelirim. Bunu bekliyorum. Eminim öyledir. Bay Nolan. Planladığın tuzak ne bilmiyorum ama... Şunu unutma. Ben her zaman senden bir adım öndeydim. Arkanda duran Bay Kemplin mi? Yanındaki Bayan Russo mu? Sizi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum. İki avcı ölmüş. Avcılarımdan iki tanesi ölmüş. Senin küçük intikamın tüm bir operasyonu riske attı. Hemen o adaya gideceksin. Ve kalan o iki avcıyı kıllarına zarar gelmeden buraya getireceksin. Neler oluyor burada? Ben burada ne yapıyorum? Yani sen ve o arkadaşın arasındaki bu maço hesaplaşmaya nasıl dahil oldum? O benim Irak'taki komutanımdı. Artık parçası olmak istemediğim şeyler yaptı. Ona bir el bombası attım ve ölüme terk ettim. Bir şekilde geri dönmeyi başardı ve ben kendimi hapiste buldum. Benim bununla bir ilgim yok. Burada olmamalıydım. Ronnie, kapa çeneni. Neler oluyor? Uydu vericisi var. Bizi izliyorlarmış. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İmplant ya da öyle bir şey. Ama artık pusu yok. Onları gafil avlayıp botlarını çalmamız mümkün değil. Lanet olsun. Bunu nasıl kaçırdım ben? Elbette bizi izliyorlardı. Ama seni izlemiyorlar. Burada olduğunu bile bilmiyorlar. Yani Joker'im ben mi olacağım? Tamam, işte yapacağımız şey. Hayır. Ne demek hayır? Hayatımı sizin için neden riske atayım ki? Onun dediği gibi burada olduğumu bile bilmiyorlar ve ben siz gelmeden önce tek başıma çok uzun süre Hydra'dan kurtulmayı başardım. Ama bu adadan kurtulabiliriz. Eve dönebilirsin. Eve dönmem için bir nedenim yok. Burada her şeyimi kaybettim. Ve bu adadan bulmaya geldiğim şeyi almadan asla gitmeyeceğim. Peki nedir o? Karşılığında benim için bir şey yapmayı kabul edersen bu avcıyı öldürmene yardım edebilirim. Ne? Hydra'yı öldür. Sweet adaya gidiyor. Buradan gidebiliriz. Demir alıp gideriz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Paralarını aldık. Ortadan kaybolabiliriz. Paralarını almadık. Ne demek istiyorsun? Peşin ödediler. Hayır. Para emanetçi hesabında. Bize %10'unun peşini ödediler. Kalanı güvenli bir şekilde döndüklerinde ödenecek. Harika.
Sonunda biriniz gelebildiniz. Bu bir felaket. Tam bir felaket. Neden söz ediyorsun sen? Williams öldü. Trota kendini kaybetti ve muhtemelen o da öldü. Siz aptallar nasıl bir adaya bıraktınız bizi böyle? Kapa çeneni Elkins. Bana Williams'ın cesedini göster. Oraya geri dönmeyeceğim. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Tam istediğin şeyi. Sadece botu alıp kaçmanı istemiyorum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hemen çöz beni. Karşında kim olduğunu biliyor musun? Bu adada kim olduğun umurumda değil. Şimdi kapa çeneni. Mağarada Zeus'un odası var ve içinde Herkül'ün kılıcı saklı. Bu kılıç tanrıların gücünü taşıyor. Onu alabilirsek Hidra'yı öldürebiliriz. Nolan, sakın buna inandığını söyleme. Sivit şu anda adaya gelmek için yolda. Ben sana yardım edersem sen de bana edeceksin değil mi? Evet. İşte planımız. Gemiden kıyıya kadar 10 dakika ve oradan buraya kadar gelmesi de 1 saati bulur. Uydu üstünden bizi izlediği için şu anda en fazla 20 dakika arkamızda olmalı. Muhtemelen biz buraya girip o şeyi alıp çıkana kadar buraya ulaşmış olacak. Sana kılıcını alacağım. Ama direnişimizi burada gerçekleştirmek zorundayız. Sen burada bekle. İçeri girdiğini görürsen takip et. Ona arkadan saldır. Ve eğer hep birlikte çalışırsak onu alt edebiliriz. Tabii. Kurşun geçirmez olsaydı. Bu kılıcı nasıl bulacağız? Bilmiyorum ama bence sizinle birlikte olmam gerek. Put odaları genelde birbirine benzer. Bir sunak olacak. Kılıç gizli olmalı. Bir de test olacak. Ne tür bir test? İnanç testi. Mümkün olduğuna inanmayacağın bir şey yapacaksın. Onu nasıl öldürürüz? Efsaneye göre Herkül'ün kılıcı kestiği her başı aynı zamanda dağılar. Baş vücuttan ayrı kaldığı sürece bu yeniden büyümesine engel olur. Nolan, lütfen bunlara inanmadığını söyle. Sen onu takip et. Dikkatini dağıt. Geriye kalanı ben hallederim. Nolan, oraya tek başına gidemezsin. Hey, o taşı alsan iyi edersin. Onunla başına vurursun ve... Hadi gel. Hadi bebeğim. Orada olduğunu biliyorum. Hadi bebeğim. Hadi. İşim bitti. Bu şey çok eski. Görünüşe bakılırsa doğru yerdeyiz. Evet, yenmek için doğru bir yer. Ah, Tanrım geliyor. Sadece bir sarsıntı, merak etme. Bu kokuyu siz de aldınız mı? Bu kükürt. Ne demek bu? Bu ada volkanik demek. Muhtemelen lav kanallarına yakınız. Gidelim.
Paul'un yapmamış. Neyi yaptığını da bilmiyorum. Tanrım. Av! Bu da ne? Bilmiyorum. Sweet! Sweet, orada mısın? Evet. Orada neler oluyor? Ha? Bunu hissettin mi? Evet, bu adam biraz dengesiz. Şu an durumun ne? Elkins'i buldum. Williams'ın öldüğü onaylandı. Ve benim fikrimi sorarsan Trata ve Broughton hala hayattalar. Williams'ın öldüğünü onaylıyorum dedin. Emin misin? Cesedini buldun mu? Bir şey buldum. Ne demek bir şey buldum? Bana adada başka bir şey olduğunu düşündüren bir şey. Bu ne demek şimdi ha? Ne demek başka bir şey var? Sweet kapattı. Sen orada ne yapıyorsun? Hiç. Bu doğal bir lavabacısına benziyor. Doğal mı? Bence biri tarafından yapılmış gibi. Hayır, hayır, hayır. Bu benim hiç hoşuma gitmedi çocuklar. Senin hoşuna giden hiçbir şey yok zaten. Evet, ve şimdiye kadar yanılmadım, değil mi? Ne yapacağız? Ne demişti? Zeus'un odası, bir sunak, gizli olacaktı ve bir test. Bunun süs olarak durduğunu sanmıyorum. Bence test bu. Ne? Sence o şey bunun içinde mi? Bir inanç testi. Mümkün olabileceğini düşünmediğin bir şeyi yapmak. Yani birinin elini içine sokup aramasını mı bekliyorlarmış? Ha, bu delilik. Bir kaçık bize şantaj yapıyor. Ve Sweet buraya doğru geliyor. Neredeyse haklısın. İyi planlı oğlum. Kendini çıkamayacağın bir köşeye sıkıştırma. Ama hiçbir zaman çok zeki biri olmamıştı. Beni orada ölüme terk ettikten sonra üsse nasıl geri döndüğümü sanıyorsun? Valeri nerede? Bay Kaplan, burada Bay Nolan'la konuşmaya çalışıyoruz. Sözümüzü kesmeyin. O köye geri dönüp kahramanlık yapmayı mı denedin? Taktik bir hata. Generale harika bir hikaye anlattığından eminim. Çoğu doğruydu aslında. Üstün olan bir subayı öldürmeyi gerçekten denedin. Sen o insanları öldürdün. Onlar teröristti. Onlar kadın ve çocuktu. Ayrıntılar. Onlar da sen ve yeni arkadaşların gibi toplum düşmanlarıydı. Camden bu av macerası fikriyle geldiğinde senin mükemmel seçim olacağını biliyordum. Ama seni kendi ellerimle öldürme zevkini yaşamayı beklemiyordum. Nolan! Tas bulamadım. Kılıç nerede? Nolan!
Güven, iyi misin? Evet, iyiyim. Artık gidebiliriz değil mi? Henüz bitmedi. Hadi. Umarım gemi hala oradadır. Buradan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Çok fazla burada kalacağını sanmıyorum. Katılıyorum. Bay Sweet, cevap verin. Bay Sweet, ben Kendall. Cevap verin. Cevap vermiyor. O adada bir şeyler oluyor. Ver onu bana. Hadi. Bay Nolan, görünüşe bakılırsa av avcıları avlamış. Çok etkilendim. Tebrik ederim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Şimdi teknede kimlerin olduğunu söyle. Sakin olun Bayan Olum. Bundan daha iyi bir son seçebileceğimizden eminim. Benim sonumda sen yaptığın şeyin bedelini ödüyorsun. Gördün mü? Bu son benim hoşuma gitmedi. Belki sizi bir yere bırakırız ve kendi yollarımıza gideriz. Hayır, bunu yapamam. Ona paradan bahset Vincent. Paramız var. Bölüşebiliriz. Bu gemide 10 milyon dolar var. Siz ve lanet olası paranız. Sadece biz, Winters ve birkaç hizmetçi var. Kapa çeneni Dixie. Nerede bu Bay Winters? Köprüde. Gidip telsiz odasını bul. SOS sinyali yayınlayacağız. Peki ya onlar? Bir yere gidemezler. Bunu al. Bay Nolan, yolumuz uzun. Seçeneklerimizi değerlendirmek için zamanımız olacaktır. Rota kaptan. Sardunya. Sardunya olsun. Mayday, mayday, SOS, SOS. Beni duyan var mı lütfen? Mayday, mayday, SOS. Güven! Güven! Nolan! 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 Telsiz odası. Thank you.
hadi. Hadi tamam, tamam. Evet. İşte. Bırak. Bırak dedim. Bırak beni. Bırak. O şeyde neyin nesiydi? Önemli değil. Bu gemiden inmemiz gerekiyor. Doğru söylüyor. Uzak dur. O şeyi buraya sen getirdin. Ben. Kılıç nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Herkes susun. Tamam. Birinin bana o şeyin ne olduğunu söylemesini istiyorum. Ve gemime nasıl girebildi? Güven, hemen uzaklaş oradan. Çekil. Hey. Lanet olsun. Aman tanrım, çoğalıyor. Seni kaç kere öldürmem gerekiyor? Dikkat et. Ne olur? Hadi acele edelim. Çıkalım buradan. Gidelim buradan. Ne oldu böyle? Başını kaybetti. Hadi. Ben iyiyim, ben iyiyim. Tamam. Hadi. Lütfen. Lütfen beni burada bırakmayın. Lütfen geri dönün. Ne dediler? Sardunya yetkilileri çok yardımseverdi. Özellikle onlara gümrükte ne tür mallar beyan edeceğimi söylediğimde. Nereden buldun bunu? Belki bir süre burada kalırız. Kesinlikle olmaz. Sen beni Roma'ya ya da Floransa'ya götürebilirsin. Bir süre hiçbir adaya yaklaşmak istediğimi sanmıyorum. Sen nereyi istersen.